Çözüm rehberimden selamlar arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere roketlikte oluşan 0xC007B hatasını çözeceğiz. Dilerseniz videomuza geçelim. Çözümlerimize geçmeden önce oyun dosyalarını doğrulayalım ki sıkıntı çıkmasın arkadaşlar. Şu anda Steam için oyun dosyalarını doğrulayacağız. Buradan kütüphaneye basıyoruz. Bastıktan sonra Rocket League'i bulacağız. Hemen şuraya yazarak bulayım. Gördüğünüz gibi Rocket League çıktı. Saatlik yapıyoruz buna. Özellikler diyoruz. Özellikler dedikten sonra bakın yerel dosyalar kısmı var. Buna basıyoruz. Bastıktan sonra oyun dosyanın bütününü doğrulayarak size basıyorsunuz ve biz bu şekilde oyun dosyanın bütünlüğünü doğruluyor. Eksik dosya varsa zaten Steam otomatikmen indiriyor arkadaşlar. Eğer Epic Games'te ise oyununuz, Epic Games için de şöyle bir dosya doğrulama işlemimiz var. Buradan yine kütüphaneye basıyoruz. Şu an bende Rocket League Epic Games'ten yüklü değil. O yüzden buraya basınca çıkmıyor hiçbir şey. Ama GTA 5 yüklü. Bunu Rocket League olarak farz edin. Buradaki yanındaki 3 noktaya basıp burada doğrula sekmesi çıkıyor ve bu şekilde oyun dosyalarını doğruluyorsunuz Epic Games'ten de. Dosyalarınızı doğruladınız. Epic Games'ten alırsanız bu şekilde, Steam'den alırsanız diğer gösterdiğim şekilde. Şimdi çözümlerimize geçelim. İlk çözümümüz için bilgisayarıma geliyoruz arkadaşlar. Ve buradan yerel disk C'ye bastık. Windows dedik. Sistem 32'ye gireceğiz. Hatta şöyle rahatça bulmak için S'ye basayım hemen. Evet, sistem 32'yi bulduk. İçine giriyoruz arkadaşlar ve bu sefer X'e basıyoruz. X ile aşağılara kadar iniyoruz. Şu XAPOF'lara geldik ve burada XAPOF X1 alt-5 var DLL. Bunu siliyorsunuz arkadaşlar. Sildikten sonra aşağıda linkleri vermiş olacağım. DirectX X'inizi geliyorsunuz. Buradan gezginlerden indiriyorsunuz. Bu ilk çözümümüzdü ve bu şekilde oyuna girmeye çalışıyoruz. Eğer bu çözüm işe yaramadıysa ikinci çözümümüze geçiyoruz arkadaşlar. Tekrardan bu bilgisayarımdaki sistem 32'lik kısma geldik. Buradan şu DLL'yi aratıyoruz. Aşağıda açıklama kısmında ben vereceğim. Arat dedik. Gördüğünüz gibi çıkıyor. Siz en üstteki, yani şu C Windows sistem 32'deki direkt msvcp140.dll'yi sileceksiniz arkadaşlar. Şunu sileceksiniz. Sildikten sonra buradan geri çıkıyoruz. Bir geri daha geldik. SSO64 klasörüne gireceğiz Windows'taki. Hani sistem 32'ye girmiştik buradan. Şimdi SSO64'e giriyoruz. Yani şöyle göstereyim, karışıklık olmasın. Tekrardan yerel diskçiye Windows. Buradan SSO64 adlı klasöre geliyoruz arkadaşlar. Geldikten sonra burada da aynı şeyi aratıyorsunuz. DLL'yi. Bakın çıktı. C Windows SSO64. Diğerlerine bakın, karıştırmayın. Şu olacak direkt. Bunu da buradan siliyorsunuz. Bunu da sildiniz. Buradan çıkıyoruz. Yine aşağıda iki tane link olacak arkadaşlar. Buradan şundan artık işimiz bitti. Buradan bu ikisini yüklüyorsunuz ve oyuna girmeye çalışıyorsunuz. Büyük ihtimalle sorunuz çözülecektir ve rahatça oyununuzu oynayabileceksiniz arkadaşlar. Sorularınız olursa yorum kısmına belirtebilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın.